Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Az sonra başlıyoruz. Like'lara banalım. Teşekkürler Ömer Bey. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz canlar, cananlar, canatınlar. Şimdi İran'ın İsrail saldırısı nedeniyle e, piyasa düştü. Saldırıdan önce başladı düşüş, Amerika'nın uyarısıyla. Biz de shortladık söyledim, long pozisyonları kapattık. İsteyenler shortlayabilir dedim bir önceki yayında. Nereyi gördük? 64.953'ü gördük. Oradan bir tepki geldi, oversolda düştü kırmızı 9 saydı. Şimdi bir bounce gelecek ama bu döndü demek için erken onu söyleyebilirim. Şimdi İran'ın olayı İran direkt kendisi saldırmadı. Hizbullah aracılığıyla saldırdı. Lübnan üzerinden saldırdı. Ve zayıf bir saldırı oldu. 40 tane roket ve İHA saldırısı şayet bu şekilde kalırsa yürü gideriz onu söyleyeyim. Ama devam ederse yani ilerleyen saatlerde veya yarın veya öbürsü gün daha büyük ölçekte bir saldırı gelirse çok kötü olabilir. Biraz temkinli olmakta fayda var. Long için acele etmeyin derim. Ben pozisyonda değilim. Longları kapattım. Bir tanesini karla birini zararla. 8.3 birini zararla kapattım. Diğerini 5.56 karla kapattım. İyi de kapatmışım diyorum. Ee, çünkü şu an ciddi zararda olacaktım. Ve daha ne, ne, olacağı belli değil. Çünkü şöyle bir sıkıntımız var. İnşallah buradan döneriz. Dönersek güzel şeyi dikkat çekmiştim size. Günlük 50. Günlük 50'nin altına kılçık attı zaten. Şu an yaptığı o oldu. 66.264'te destek. Ama onun altına sağlam bir kılçık attı işte 65 bine kadar indirdi. Oradan güzel bir destek geldi. Hacim de yüksek. Hacim epey bir arttı. Hacim herhalde Binance'de 30'un üstündedir. Yok 27 buçuk ama yüksek. Yüksek bir hacim olduğu söylenebilir. Ee, ama döndü demek için erken. Yani döndü demek isterdim. Ama İran olayının nasıl devam edeceğini bilmiyoruz. Yani takip edeceğiz haberleri. Yani oradaki iş sönerse, soğursa bir sıkıntı yok. Ama oradaki iş büyürse çok büyük sıkıntı. Ukrayna olayında olduğu gibi olabilir. Ama ben yine de İran'ın öyle çok büyük büyüteceğini zannetmiyorum. Şu, şu En azından şu an için öyle gözüküyor. Bakalım. Yani şu an için çok büyük bir saldırı olmadı. Şimdi hemen bir SPX'e ve DXY'ye bakalım. SPX'te bir toparlanma da olmuştur büyük ihtimalle. Çünkü paralel gidiyoruz. Birebir paralel gidiyoruz. SPX'te Bitcoin birebir gidiyor. Bakın şöyle göstereyim. Hemen SPX'in dakikalığını açalım. Gördünüz mü? SPX'te de bir bounce gelmiş. Hafif ama cılız da olsa. O ne zaman başlamış? 22.40'da. İşte Bitcoin'de de bizim bounce'da işte 21.35'ten itibaren. Şu an çok birebir paralel diyemem. Benzer grafikler ama yani benzer grafikler ama tamamen birebir dakikalıkta birebir gidiyor diyemem zaten şu an borsa kapandı şimdi biz bize kaldık Wall Street'e olanları evlerine gitti Çinliler ne yapacak o önemli yani işte Çinliler uyanana uyanana kadar çekikler tabi cumartesi hacim düşük olacak falan ama yine etkileri oluyor ee, onlar uyanana kadar bu iş e, savaş mevzusu ee, hareketlenirse sıkıntı ama sakinlerse ve burada kalırsa onlar longa bile girebilirler yani bakmamız gerek temkinli olacağız izleyeceğiz altlarda büyük bir yıkım var dominansta büyük bir artış var altlardaki düşüş Bitcoin'den çok daha fazla oldu her zaman olduğu gibi işte Bitcoin 1 düşerse altlar 5 düşer güç düşer. İşte bu da oldu. Bitcoin yüzde 4.61 düştü. Ethereum yüzde 7.80. BNB çok sağlam duruyor. Gözünüz BNB'de olsun. Tüm zaman dilimlerinde aldı Matrix'te. Bu arada Matrix'te bayram indirimini kaçırmayın arkadaşlar. 12 bin lira yerine 6 bin lira ve uzun bir dönem indirim olmayacak. Şu an alabilirsiniz. Son 45 dakika, 45 dakika sonra İndirim bitecek. Tüm detaylar burada var. Link'i de atıyorum. Buradan alabilirsiniz. IBAN'la almak isterseniz eylemetcoinvision.com'a at e-mail atın. Ee, arkadaşlarımız IBAN paylaşsın. Like'larımız çok cılız. Like'ları bir arttıralım. Şimdi devam edelim. Ee, ondan sonra şimdi şeye bakacağız. DXY'ye bakacağız. Ve Dominance'a bakacağız. Şimdi DXY Yatay gidiyor ama bayrak açmış vaziyette. O biraz sıkıntı. Ee, Dominans'ta büyük bir artış var maalesef. O da altları eziyor tabi. Şöyle bakalım. Görüyorsunuz dominans'taki yükseliş. Dominans çok yükseldi. Aşırı yükseldi. Bu da tabi çok ciddi miktarda altlardan bitcoin'e kayış anlamına geliyor. Bitcoin düşerken dominansın yükselmesi iyi değildir. Ama ilerisi için Bitcoin olumlu. Yine uzun vade yükseliş beklentimde hiçbir değişiklik yok. 100 bin beklentimde 85 bin, 85 bin beklentimde hiçbir değişiklik yok. Kısa vadeli işler bunlar. Ama bakalım kısa vade ne kadar sürecek. Şimdi ha, altlara bakıyorduk. Sol çakıldı. %11 i. Ripple çakıldı. Dot çakıldı. Ada, Avax. Avax hem de fena. Shiba. Tron neredeyse hepsi ve neredeyse %15'lik düşüşler hepsinde. Yani Bitcoin'den çok daha fazla. Ee, işte RB, de %20 böyle bazı coin'lerde çok daha yüksek mesela Core'da %28.47, Wift'de %22.59, Monk'da 21.91, DYDX'de 21.80, Pepe'de %20 çok sağlam bir çakılma oldu altlarda yani altlardan ciddi bir kaçış oldu. Ama şunu söyleyebilirim ki size şu anki fiyatlanma büyük ölçekte bir savaş çıkar korkusunun fiyatlanması. Eğer oradaki operasyon sadece bununla sınırlı kalır, büyümez ve bu iş soğursa, küllenirse o zaman yükselir. Çünkü gereğinden fazla fiyatlandı. Yani savaş çıkacak diye İran İsrail'i direkt vuracak İran'la İsrail arasında ve tabii ki muhtemelen İran Amerika arasında Amerika'nın da dahil olmasıyla bir savaş çıkacak düşüncesiyle bu kadar düştü. O yüzden buradaki neden şimdi burada tekniğe bakacağız tabii destek direnci vesaireyi görmek için. Ama burada yönü belirleyen, mölürleyen haberler olacaktır. Yönü belirleyen Orta Doğu'daki tansiyonun yüksekliği veya düşüklüğü olacaktır. Tansiyon düşerse piyasalar çok hızlı bir şekilde toparlanabilir. Ama tansiyon eğer artmaya devam ederse saldırıların şiddeti artar ve İsrail'de özellikle e, ölüm ve yaralanmalara yol açacak. Şu ankilerde öyle bir şey yok. Avada zaten imha etti. 40 tane füze İsrail için hiçbir şey değil. Hamas bunlardan çok daha fazlasını atıyordu daha önce. Yani o açıdan e, çok hafif bir saldırı. Ama tabii şu an kimse bilmiyor bunun devamının gelip gelmeyeceğini. Devam ederse kötü ama biterse de hızlı bir toparlanma gelebilir. Pozisyonlarınızı ona göre alın. Şöyle bir kanala bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar. Döndü demek için erken. Matrix'in alınca ne faydası var? Valla yani Matrix candır. biz longa short onda giriyoruz. Düşüşleri onda görüyoruz. Al. Saatlikte sat verdi ne oldu? Yani bu düşüşü de çok iyi yakaladı. Matrix'in görüyorsunuz burada. Saatlikte sat verdiğinde 70.608'di. Fiyat 65 e düştü arkadaşlar. Daha ne yapsın? Matrix candır gerisi heyecandır. Kendinize bir iyilik yapıp Matrix alın derim kendi kararınızda. Tabii ki hiçbir kar kazanç garantisi yoktur. Evet şimdi 67.384'teyiz. Şu an toparlıyor gibi duruyor ama acele etmeyin. Döndü demek için çok uzun bir yol. En azından saatlik 20'nin kırılması gerekiyor. O da 69.800. Yani 70 binlerin üstüne atmamız gerekiyor. Şu an 9 sayede aşağıdan yukarıya baş verdi. O yüzden bir bounce geliyor. Altlarda o bounce var mı? Zannetmiyorumdur. Altlardaki ezilme bu dominans grafiğinde biraz daha devam edebilir. Mesela Avax'da bounce var mı bakalım. Var. Onda da var. Güzel. Solda bounce var mı? Solda da var. Solunki daha güçlü. Sol daha güçlü bounce gelmiş. Saatlikte bir bakalım bounce'lara. Evet mesela render, grt, akt, link, icp, mina falan sağlam bounce yemişler. Ama dediğim gibi şu noktada belli değil iş. Bu bir ayı bayrağı aynı zamanda. Epey de uzun bir bacaklı Ayı bayrağı. Yani inşallah çalışmaz. Çünkü çalışırsa çok sıkıntılı bir bayrak bu. Çalışır mı bilmiyorum. Ama bayrağın sopasını şöyle ölçersek. Yani kılçığı almadan yapacağım. Kılçığı yok sayarak gövdeden alacağım. Kılçıkla daha da felaket oluyor da. Sırf e, gövdeden alırsak. Bile çok sıkıntılı bir rakam veriyor. 62 bini veriyor. Ha, 62 bin, şu an gelir mi? Yok, bekleyeceğiz. İran meselesine bakacağız. Yani tansiyon azalırsa toplar gider döneriz burada. Güzel, bir alttan giriş fırsatı olmuş olur. Ama şayet e, e, tansiyon yükselmeye devam ederse sıkıntı. O yüzden artık şu an grafikten çok haberlere bakın. CNN International açık olsun. CNN Türk'te de yayın var. Ee, onlarda da şu an anlık takip ediyorlar. İster CNN International'dan ister CNN Türk'ten takip edin. Ee, bütün olay savaş mevzusunun e, tansiyonun inip veya yükselmesine göre şekillenecektir. Evet Matrix'teki indirimi kaçırmayın arkadaşlar son 38 dakika Coinvision.com'dan alabilirsiniz Coinvision Matrix Premium'a tıklayıp 12.000 yerine 6.000 Sonrasında uzun bir süre Şey olmayacak Arkadaşlar indirim olmayacak Evet şöyle bir kanala bakalım Hocam Pepe'ye bakalım mı bakalım Şimdi bunda da yine benzer grafik var. Şu alt grafik Bitcoin'le benzer bir grafik göstermiş zaten. 9 saymış ve alttan bounce gelmiş. Oversold olduğu için özellikle de stok arası. Bunun için de döndü dememiz mümkün değil. Her şey Bitcoin'e bakar. Bu da yine şu an bounce'u yaşıyor ama bunun da direnci nerede? MA20'de 0.069'un üstüne atmadan Pepe döndü dememiz mümkün değil. Yine 600 dolar lik oldum 3 x ile ya işte stop girin bakın altlarda 3 x ile bile lik olabilirsiniz. Ömer Bey zengin oldu da Ömer Bey bir daha longa girmişti. Öyle bir şey yaptı o, o o açıdan o longu ne yaptınız Ömer Bey? LTC'de bir daha longa girdi Ömer Bey. 85'ten mi girdiniz nereden girmiştiniz? Ömer Bey long'u ne yaptınız? Ömer Bey neredesiniz? Ömer Bey ne yaptınız long'u? Ömer Bey yok ortada. Ama kanalda kanalda herhalde ki şey atmış jeton ya yani şey kumbaraya atmış. Ha 84 hocam scalp long'u kapadım 84'ten. 10 10x 10k long kaçtım. Nereye? Ömer Bey scalp long'u kapamışsınız. Tamam. Güzel de 10x Bitcoin'e mi açtınız? Scal long'u kapadım. 84'ten 10x 10k. Yine LTC'dir o. 84'ten dediğine göre. Artıdayken alın derim. vallahi ateşle oynuyorsunuz Ömer Bey ya. <laughs> Ömer Bey valla senenin liki olacak. Ya 10 bin dolar pozisyona mı girilir ya? Hayır daha önce 65 bin girmişti. Daha önce de 100 bin girmişti. Yani 100 bin dolar pozisyona mı girilir? Ne yapıyorsunuz? Valla. Şimdi iniyoruz galiba. Durun bakalım. Şimdi MA20 kırılırsa bayılır. Şimdi 200'e geldi. 200'den reject yedi. 20'yi zorluyor şu an. Bak 20 kırılırsa bayılır. Laş. 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 Acele etmeyin gençlik. Acele etmeyin. İkinci dalga gelebilir. Çekikler ne yapacak bilmiyoruz. Tansiyon düşecek mi? Ne olacak? Takip etmemiz gerekiyor. Haberleri takip etmememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani şu an saldırılar bitti, devamı gelecek mi? Bunu bilmiyoruz. Yani devamı gelecek mi bilmiyoruz. Biden İran'a yapma demiş. Bakalım. Daha şu an başka bir şey yok. Vallahi bu düşüşte herhalde en sağlam duran coin Zig oldu. Baksanıza. Zig'deki gelen tepkiye bakar mısınız? Zig yine 9 sente geldi. Yani alttan hemen aldılar Zig'i. Çünkü Binance'de aday şu an. Şu an Binance'de aday. Buna da destek olun. Yani buna cebinizden para çıkmıyor. 100 dolar yatırıyorsun. Sonra oylamadan sonra para geri geliyor. Bir de seçtiğin coin listelenirse arkadaşlar ee, ondan sonra yani burada eğer listelenirse 10x'e kadar gidebilir bu iş. Yani Zignali şu an 19. sırada. Ama çok az yani 77 kişi destek vermiş. Planete 91 kişi bunlar çok az. Bu coinler içinde komünitesi en güçlü Cik olmuş. Baksanıza 10. sırada. Yani burada bunları desteklemek lazım. Çünkü listelenebilir arkadaşlar. Yani çok önemli bir aşama bu. Yani. Şimdi baksanıza zikde gelen tepkiye baksana. Hayvan gibi. Planet bakalım ne oldu. O çok kötü gebermişti. Onda da Binance listelemesi bekliyoruz. O daha geberik. O daha da düşebilir belki. Çok büyük fırsat olur inerse. Ben biliyorsunuz bunu 77'den almıştım. 123'te sattım. 95'ten tekrar bir miktar aldım. Şu an tabi epey terste kaldı 95'ten aldığımız. Ondan sonra ama önemli değil. Tutmaya devam edeceğim. Binance listelemesi gelirse çok güzel bir yükseliş gelebilir. Bunda da, Bunda da oy verin. Ama Zik daha güçlü duruyor. Öyle söyleyeyim. Zik acayip güçlü duruyor. Altın bozdurmayın. Zik benim maliyetlerim çok düşük. Ben 1 centlerden 2 centlerden çok aldım. Yani yarım centlere kadar indi Zik biliyorsunuz. Ben Zik'te çok güzel kardayım yani. Ama bu, bu fiyatlardan satmam ben onu tutacağım. Binance listelemesine kadar tutmayı düşünüyorum. Daha önce 15 cent'te satmayı düşünüyordum ama Binance mevzusu çıkınca bekleyeceğim Binance listelerimiz. Üçüncü Dünya Savaşı başlıyor. Başladı zaten Üçüncü Dünya Savaşı. Yani ileride Üçüncü Dünya Savaşı'nın tarihi yazıldığı zaman Üçüncü Dünya Savaşı'nın Rusya-Ukrayna Savaşı ile Rusya birlikte başladığını yazacaklar. Maalesef artık daha farklı savaşlar. Ama umarım büyümez yani. Umarım büyümez bir şekilde yatışır ortalık. Savaş çok kötü bir şey. Zaten ortalık kötü. Ya yani piyasayı boş verin. İnsanlar ölüyor ya. Yani çok çok kötü bir şey savaş. Anlamsız bir şey bir de. Ya bir de anlamsız tanımadığın birini boğazlıyorsun. Yani nasıl mantıksız bir şey ya? Yani Hiçbir şeyi yok, bir anlamı yok yani savaş. Maalesef insanın doğasında var. Umarım ileride gelecekte belki bir zaman insanlar savaşmayı aşacaktır. Bilmiyorum. Aşabilir mi hiç o noktaya gelir miyiz, o medeniyet seviyesine gelir miyiz? Bilmiyorum. Ama niye insanlar barış içinde, huzur içinde, kardeşlik içinde yaşayamasın ki? Neden illa birbirimizi boğazlayacağız? Niye illa bir kavga yürültü olsun? Değil mi? Ha bir de devletlerin nedeniyle olan masum halkları oluyor. Evet bakalım. Yani şimdi arkadaşlar son 30 dakika Matrix indirimine Matrix indirimini kaçırmayın. 12 bin lira yerine 6 bin lira e, son indirim Ma, ay e, bayram indirimi. Uzun bir sürede indirim olmayacak. Yani 23 Nisan'da olmayacak, 19 Mayıs'ta olmayacak. Artık bir sonraki bayrama veya 100.000 bin gelirse onun şerefini olur. Bilmiyorum işte bakalım. Yani ama uzun bir süre indirim olmayacak. O yüzden kaçırmayın. Yerlix game'de nasıl bir yerlix? Ya iyi ki kapattım longumu. İçime velaydı ya. Bir de faiz yazıyordu. Neyim? Rahatladım yani bir rahatlama geldi. Long'u kapattıktan sonra çok büyük bir rahatlama geldi. Ha çünkü bilemezsin ki savaş büyür. Geçen sefer öyle oldu Ukrayna savaşında. Ben dedim yok bu iş büyümez bir şey olmaz biter falan. Tak ya Rix'e döndü iş. Piyasa nasıl çakıldı geberdi. Şimdi aynı olmayacağı ne malum ne bileyim. Temkinli olmak lazım. Olan sakalları oldu. Ben onu bunu bıraktı. Ben ne yapacağım bu sıcaklarda onu düşünüyorum kara kara. Taliban gibi dolaşacağım yani. Taliban gibi dolaşacağız arkadaşlar. Ya. Bari gideyim de saçlarımı kestireyim. Ha, yukarıdan serinlesin bari. Kafa serinlesin. Saçları kestireceğiz yapacak bir şey yok. Saçları kestirmeyeceğim demedim Allah'tan. Gideyim de saçı kestireyim bari sırf sakal kalsın camoka gibi dolaşayım ben de. <laughs> camoka gibi dolaşayım. Zig'e bakın acil. Bakalım. Zik gidiyor. Oo oh, pompa yiyor. Güçlü duruyor. Vallahi şu an herhalde en güçlü coin Zik oldu. <laughs> BNB de güçlü yalnız. Bir BNB'ye bakalım. BNB çok güçlü. Yani BNB inanılmaz güçlü. Baksanıza. Gelen tepkiye baksana. Bir de BNB günlükte işte şu simetrik üçgeni yukarı kırmaya çalışıyor. Kılçık attı. Eğer savaş mevzusu olmasaydı kırıyordu. Anlatabiliyor muyum günlükte? Şimdi BNB güçlü. Yani piyasa toparladığı an BNB bin dolarları görebilir. Yani çok acayip şeyler olabilir BNB'de. Gözünüz BNB'de olsun. Matrix aldığınız zaman eğitimi var. Evet eğitim videoları geliyor size. O eğitim videolarında nasıl kullanacağınızı. Çok basit zaten ama eğitim videolarında da anlatılıyor. Ama aynı zamanda eğer takıldığınız yerlerde de e, arkadaşımız Kadir size e, uzaktan da yardımcı olabilir. Telefonla da yardımcı olabilir evet. Hizbullah'la bağlantım yok. <laughs> long long için totem yaptık. Long için totem yaptık böyle oldu. Bir daha yapmam hayatta yapmam totem. Böyle vücutla ilgili bir toteme girmem yani. Onu yapacağım bunu yapacağım adak madak yok. Bana patladı. 65'e salar mı? Salabilir. Ya her şey İran meselesine bakıyor işte ya. Gevşerse şu an durdu misiller. Yani İsrail basınına bakalım. Mesela son gelişmeler Almanya şey demiş vatandaşlarını İran'dan İran'ı terk edin demiş. güzel bir haber. Netanyahu seç şeylerde e anketlerde çok geride çıkıyormuş. Umarım seçimi kaybeder de gider adi herif ve yargılanır sonrasında savaş suçları mahkemesinde. Ya evet ben de öyle düşünüyorum Ahmet Bey. Yani İran ekonomisi kötü. Son 6 aydır ekonomi çok kötü. Yani çok büyük böyle başlarına bir böyle bir bela almazlar. Öyle gözüküyor. İnşallah da böyle biter. Yani bu 40 misille bittiyse bu iş bitti. O zaman bitti ama devamını getirmezdir umarım. Yani ben İran'ın böyle bir şey gireceğini çok düşünmüyorum ama bilemezsin işte. Bakacağız, bekleyeceğiz o yüzden. Bilemezsin. Bilemezsin. Var mı İran'da yönetimde tanıdık? <laughs> İran'da yönetimde tanıdığı akrabası falan olan var mı? Hamenei'nin yakını falan var mı? Amaney! Hamenei, Hamenei'nin yakınları var mı? Akrabası Akraba, eş, dost, tanıdık var mı? Hocam altına 20x long açmak mantıklı mı şu an? Şu an açmayın, şu an hafta sonu gününe giriyor zaten, şu an açamazsınız. Ya yani açarsanız boşu boşuna hafta sonu faizi ödersiniz, forex hafta sonu kapalı. Ee, altın, bir kere 10x çok yüksek olur altın için. Şu anda long girilmez. Bir shooting star mumu olmuş, altın biraz gevşeyebilir. Yani RSI'ler de onu gösteriyor. Şu an longluk bir durumu yok altı. İranlı personelim var. O da aynı şekilde söylüyor. Akrabalar annesi. <laughs> ben yukarıdan tanıdığınız var mı dedim ama arkadaş İranlı personel var dedi. Olsun. Olsun. Hamene'in elinde silahla konuşma yapmasını izledim evet. Yabancı ise seni de alıyor muyum yok. Ay, 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 ay Sami Yusuf Sigma Azam açalım. Sigma Azam neymiş ya? Sigma Azam'ı dinlemedim hiç ama. Sigma Azam. Ha ben bu cihana Sığmazam. Sigma Azam diye mi çeviriyorsunuz onu? He. Onu Long'da veriyoruz şimdi. Daha Long'luk bir durum yok. Bunu çalırım millet gaza gelir. Long'a döndük mü çalarız onu? Ha Sığmazam. <laughs> sığmazam. Simazom, simazom, simazom. Matrix ile gelen telegram uygulamasını siz mi yaptınız? Evet, yani telegram botu var. Şu şekilde coinvision matrix'te alarmları kuruyorsunuz. Eee alarmları kurduktan sonra bir tane arkada çalışan bizim bir telegram botumuz var. O telegram botu e, sizin telegramınıza alarmları yolluyor. Şuradan kuruyorsunuz alarmları. Alerts bölümü altında. Onu ben, yaz, yani ben yazdırdım daha doğrusu programcıya yazdırdım. Zignali Binance'te listelenecek bu kesin inşallah. Ya İran'ı terk et dedi yani korkuyorlar da o yüzden ama yani İran illa savaş büyüyecek anlamını çıkartamayız buradan da yani sonuçta önlem olarak Türkiye'nin de yapması lazım esasında. Çünkü yani şöyle düşün Oldu ya ortalık karıştı, İran savaşa girdi, e, uçuşlar falan da durur, kalırsın orada yani. Bir de bombaların yağdığını düşün, yani İSKİ nasıl bir yer? Pet alınır mı? Daha bir belli bekleyin, döndüğünü konfirme edelim öyle, daha döndü demek için erken, bilmiyoruz. Tamam, güzel bir bounce geldi. Ama bu bounce'un devamı gelecek mi? Saatlik 20'nin üstüne atacak mı? Şimdi ilk direncimiz saatlik 269.404'te. Çok sert düştüğü için dirençler de yukarıda. İkinci direncimiz 69.819 saatlik 20. Yani 70.000'in 70 üstüne atması gerekiyor döndü diyebilmemiz için. Yoksa Çinliler bir daha verirse aşağıya Yerrix ki nasıl bir Yerrix? Bilmiyoruz ki herifler. Adamların alayı şortçu zaten. Zaten kendileri şort. Çinli demek şort demek arkadaşlar. Nijerya'da long. Bu kadar basit. Adamların kendisi short. Default short geliyor zaten. Nijerya'da default long geliyor. Çin'de default short geliyor. Yapacak bir şey yok. Haberlere bakın. Bizde, bizde de Karabük Long. Yani Türkiye'de Long'un merkezi Karabük. Evet. Afrika direkt long arkadaşlar Kenya long Biliyorsunuz burası Kenya merkez. 25 yaşında herkes. Hoş geldiniz. Şimdi son 15 dakika aldın aldın. Bitcoin'e indirim geldi. Matrix'e de indirim geldi. Bayram indirimi. 12 bin lira yerine 6 bin lira sadece. Kaçırmayın. 200 dolar bile değil. 190 dolar ediyor. 190 dolara Matrix. Aldın aldın. Linki e atıyorum. Son 15 dakika yayında bitireceğim indirimi. Yayında hemen indirimi iptal edeceğim. Ee, 12'ye geldiği zaman saat. Bir müzik dinleyelim. Sigmazam. Sığmazam'a da Sigmazam dedim ya. Sigmazam. <laughs> Jordi. Ne çalalım? bence günün anlam ve önemi yariko'yu çalmak lazım. Yariko. Evet, Abida Parvin'den geliyor arkadaşlar. Abida Parvin erkek değil kadın bu arada. <laughs> yani şu arkadaş Abida Parvin erkek zannetmeyin. Abida Parvin kadın bu. Ama Abida Pervin. Abida Pervin'den geliyor. Çok güzel, duygu yüklü bir şarkı. Duygu yüklü. Yariko. Duygu yüklü Yariko'yu dinliyoruz. Lig <laughs> olanları çıkardı sesler Rico. Batman'in kulaklarını gördünüz mü? <laughs> Yine çıktı. Java java. Dakikalık sat verdi. Dakikalık sat verdi gençlik. Yariko. Evet Matrix indirimine son 11 dakika. Aldın aldın. Evet Matrix saat sat verdi. kırıldı. <laughs> <Elli> 50 kırıldı. aşağı कहीं <laughs> का nasıl bir yerdik やんこ Yani koyla Bitcoin'i uğurluyoruz. Ponzi patladı. Bitcoin'i uğurluyoruz. Hoş geldiniz. Yani koyla uğurluyoruz. çizgide PP alabilirsiniz. Kırmızı çizgide. Yar şimdi alalım. Şimdi alalım arkadaşlar. 9 sayede yüksek kaldıraç shortlayanlar bir küçük TP alsın. Yüksek kaldıraç shortlayanlar ama. Yüksek kaldıraç shortlayanlar bir alsın bakalım. Kırmızı çizgi kırılırsa shortlarsın sonra. Şimdi buradan bounce gelir ya falan olur ya destekte. O yüzden. Ama durum iyi değil. Yani long için acele etmeyin çekik kardeşlerimiz ne yapacak bilmiyorum. Bu İran meselesi büyür mü küçülür mü bilmiyorum. Bir ortalığı görmemiz lazım. Çünkü sıkıntılı bir şeyler olursa hafta sonu pazartesi kara pazartesi olur. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yerliks tekrar short diyeceğiz. Evet tekrar short. Tekrar short. Oh gitti. Gitti laş. 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 Yüksek kaldıraç şortlamayın. Yüksek kaldıraç şortlamayın. Şortlayacaklar. Şimdi büyük ihtimalle şimdi şuraya bir gelecek zaten 66.677'ye döndü döndü 66.677'den 5 milyoncu geldi 5 milyoncu geldi bak eskiler bilir Bak döndü bunlar. Eskiden yoktu. Bak short yazdı buraya 5 milyon gördün mü? Sonra hemen kaldırdı böyle. Bir yazıyor, bir kaldırıyor. Bir yazıyor, bir kaldırıyor. Eskiden 1 milyoncu vardı. Sonra işte 5 milyoncu, bir de 10 milyoncu vardı. 1 milyoncu, 5 milyoncu, 10 milyoncu. Şimdi 5 milyoncu geldi. Demin yazdı 5 milyon short. Hemen geri çekti. Bak bakalım tekrar koyacak mı? 5 milyoncu. Nelerle uğraşıyoruz? Ne adamlar var? <laughs> Kim bilir nasıl tipler var bir de değil mi? Karşımızda trade yaptığımız tipler nasıl onu da biliyor muyuz? Mafyası vardır, uğursuzu vardır, karteli vardır. Değil mi? Igorlar, migorlar. 5 milyoncular, 10 milyoncular. 1 milyoncu. Altlar ne zaman normale döner? Biraz bekleyeceğiz. Altlar işi zor. Bitcoin yükselecek. Bitcoin yükseldikten sonra yatay gidecek o zaman ama bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet Yariko. Yariko şu an şeye gelecek. Bakalım oradan döndü döndü. 66 750. 66 750'den döndü döndü. 66 750'den dönemedi. Yariko yariko. Ama bütün olay İran meselesidir. İran olayı sakinlerse düzelir. Büyürse sıkıntı. Bakın Ukrayna'dan daha kötü olur onu söyleyeyim size. Yani çünkü orası daha sıkıntı. En sıkıntılı bir yer zaten. Patlamaya hazır bomba. Orta Doğu Ukrayna gibi değil. Orta Doğu bir de petrol bölgesi. Hala maalesef şu petrole bağımlı bütün dünya ve elektrikliğe geçiş olmadı. Henüz yeterince çok daha düşük ve en az 20-30 sene daha petrolün hakimiyeti devam edecek. Bu 20-30 sene boyunca da orası hep bela. Hep bela, hep bela. Sonra da bela. Orta Doğu bir bataklıktır. Orta Doğu hiçbir zaman zaten barış olmamış yani. Anlatabiliyor muyum? Orta Doğu sıkıntılı bir yer. Sıkıntılı bir yer yani. Ve şimdi oranın İran gibi bir devlet. Bakalım ne yapacak? Evet son 3 dakika hala alabilirsiniz. Son dakikada alırım. Ben dipten girerim diyenler varsa. Ben girerim, girerim, son dakikada alırım golümü atarım. Diyen varsa buradan alabilirsiniz. Matrix'te 3 dakika sonra indirimi bitireceğim, yayında bitireceğim, kapatacağım indirimi. 3 dakika içinde alabilirsiniz ama son 2 dakika hala alabilirsiniz. Ben indirimi kapatana kadar alabilirsiniz. 3 dakika içinde indirim bitiyor. 2 dakika içinde bitiyor. Son 2 dakika. Saat kapanışı ile birlikte Bitcoin'de aşağıya hareket gelebilir. Bu arada aklınızda olsun. 2 dakika saat kapanışına. 2 dakika Matrix indirimine. Aldın aldın kampanyasında sona doğru geliyoruz. Aldın aldın kampanyasında sona doğru gelmekteyiz. Aldın aldın kampanyasında sona doğru geliyoruz. Sona doğru geliyoruz. Son iki dakikada hala alabilirsiniz koymizyon.com'dan koymizyon.com'a girip direkt alabilirsiniz. Son iki dakika indirimin bitmesine. İndirim bitince bitcoin dönüyormuş bir de. <laughs> hayvan gibi. Bülent Bey son anda aldı. Evet son bir dakika hala alabilirsiniz. Son bir dakika hala alabilirsiniz. 1 dakika sonra indirimi bitirmek için. Ee, sizi biraz bekleteceğim. Son bir dakikaya girildi. Son saniyede de alırım diyenler varsa hala alabilir. 23.59 Evet, son anda da alabilirsiniz. Şu an, evet bir ufak bounce geldi. <laughs> i̇ndirim bitmesiyle birlikte indirim bitecek diye bounce geldi <laughs> Evet, 12 oldu indirim bitiriyorum. Hala ben siteye girene kadar da alabilirsiniz. Linki sonan atıyorum. Şimdi sizi bekletiyorum. Ben indirimi bitireceğim. İndirimi bitirmek için ekranı kapatıyorum. Hala alabilirsiniz. Şu an ben çünkü indirimi bitirmek biraz zaman alacak. E, login alacağım ödeme sistemine falan. E, öbür fiyatı verisine Alacağım hala bu son saniyelerde de alabilirsiniz İsteyen varsa Matrix'i yarı fiyatına almak Şu an son şansınız ben login oluyorum bir iki dakika sürecek Çünkü ilk önce ödeme sistemine gireceğim Eski fiyatın Kodunu Yazmam gerekiyor sisteme ondan sonra şimdi bakıyorum bir saniyenizi rica edeceğim evet subscriptions evet işte bu hala son anda alabilirsiniz son anda alırım diyenler Şimdi birazdan alamayacaksınız ama son saniyeler. Şimdi ürün kodunu aldık. Şimdi de bizim sitenin ödeme e, altyapısında değişikliğimizi yapacağız. İndirim bitiyor. Son saniyede kafa göz vücut giderim alırım diyenler alır. Merak edenler Matrix'i nedir bu Matrix diyenler alabilir son saniyeler. Şimdi geliyorum ürünler. Ürünler. Matrix yıllık üyelik. İndirimi bitiriyoruz. İndirim bitiyor. Bir dakika. Evet. Evet. Update'ledik. Bitti. İndirim bitti. Artık uzun bir süre indirim yok. İnşallah uzun bir süre Bitcoin'de de indirim olmaz değil mi? Bu totem olsun bari. Matrix'te uzun bir süre indirim yok. Evet. Hoş geldiniz. İndirim bitti. Şimdi tepeden almak isteyenler 12.000'den alabilir. <laughs> İndirimi kaçırdım. Ben tepeden girmeyi severim. Ben tepeden alacağım diyorsanız şu an gidip 12.000 liradan tepeden alabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar. Şu an tepeden tepeden almak isteyenler. Matrix'te <laughs> şundur onu yazayım. Matrix'te bayram indirimi bitti. İndirimi bitti. İlginiz için teşekkür ederim. Tepeden almak isteyenler şimdi alabilir. <laughs> evet. Matrix'te bayram indirimi bitti. İlginiz için teşekkür ederim arkadaşlar. Tepeden almak isteyenler şimdi alabilir. Matrix 2x oldu şu. Hocam İran bağlantılı gruplar sürekli İsrail'e hazır ol videoları yayınlıyordur bakalım. Evet. Şimdi 66837 iniyoruz. İniyoruz. Ha evet ama TP yerine gelmişiz. Alalım TP'yi. Alalım, alalım. Kırmızı çizgi destek. Alalım. Alalım kırılırsa tekrar short. Alalım TP'yi. Shortçu arkadaşlar bir TP alalım. Almadıysanız hala Evet, ganimet raporu. Bugün short'tan toplamda kim ne vurdu? Ganimet raporu. 60 dolar, 1000 dolar, 23 dolar, 60 dolar, 70 dolar. Güzel. Beksi -5000. Oh, geçmiş olsun. 300 dolar. 10, 605, 142, 86, 120, 3200, 1000 dolar süper. Güzel. %2 Seymur İsmailov direkt zaten Rus mafyası. Hoş geldiniz. 83 dolar. Çeçen mafyası. 2700 dolar. 135 dolar. 2037 dolar. Güzel. Sami Ser Serdar Naymanlı direkt aşiret ismi. Şu ismi duyduğunuz zaman zaten direkt böyle ayağa kalkma ihtiyacı duy duyuyorsun saygıdan. Sami Serdar Naymanlı bitti arkadaş. Hoş geldiniz. Kumbarayı boş geçmeyelim. 70 bin dolar sallamayalım Atilla Bey. 37 bin dolar sallamalar başladı. Sallamalar başladı. 37 bin dolar. 200 bin dolar. Lütfen gerçek rakamları yazalım. Bak Rusça yazıyorlar. Bak gördün mü? Igor'lar da dandı. Igor da dandı. Ömer Bey'in arkadaşları. 31 bin dolarız. 1 milyar dolarız. 2300 dolarız. 54 dolarız. Güzel. Şimdi gençlik. Yayın burada bitiyor. Yayın burada bitiyor. Shortlarda TP alın dedim. Güzel aldık. Bakalım şimdi. Tekrar bayılırsa shortlarsınız. Bakacağız. İzleyin. Haberleri izleyin. Grafikten çok habere bakın. S Teşekkürler hocam. Naymanlı grubu olarak teşekkür ederiz. İşte bak nasıl da bildim gördünüz mü? Sami Serdar Naymanlı isminin fakir olması mümkün değil. Bir kere iki isim var. Sami zaten zengin ismi. Evet sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Aman nallanmayın. Yarın görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.